30.000 TL sadece düğün yapma yeri parası diyor bir arkadaş. Az sonra onun da detayını size tekrar aktaracağım ama önce diyelim ki aklınızda ne kaldı bugünün gündeminden. Madende olanlara bir bakalım. Enerji Bakanı'nı görüyorsunuz Alparslan Bayraktar. Onu da bu şekilde görmüş ve tanımış olduk. Anagold Madeni'ne gitti. Bugün açıklamalarda bulundu. Yabancı temsilcilerin nerede olduğunu bilmiyoruz. O da bilmiyor. Yani devlet de bilmiyor nerede olduğunu. Yani hükümet de bilmiyor şu anda nerede olduklarını. Ya yani oralardalar ya görünmüyorlar ya da kaçtılar gittiler. Büyük bir ihtimalle görünmek istemiyorlar. Yoksa devletin bilmemesi mümkün müdür ya? Yani oranın genel müdürü vardır, oranın CEO'su vardır, bilmem nesi vardır. Mutlaka konuşuyorlardır. Ama biz de soruyoruz. Siz de bir çıkın Anagold yetkilileri bir açıklama yapın. Bir basın toplantısı düzenleyin. Soruları yanıtlayın. Çünkü insanların sormak istediği çok soru var size. Riskli madenler nerede peki Türkiye'de? Bugün özel haberdi. Sözcü'nün özel haberi. Fırat Fıstık'ın haberiydi bu. Ordu Fatsa Altıntepe. Kastamonu, Hanönü, Bakır Madeni, Sivas, Çetinkaya, Demir Madeni ve Kaz Dağları, Bayramiç'teki o yörede bulunan, Kaz Dağları'nda bulunan madenler riskli madenler olarak adlandırılıyor. Ve bu madenlerin denetimlerinin tekrar yapılması gerektiği ifade ediliyor yetkililer tarafından. Olur mu? Tahmin etmiyorum çok fazla. Danıştay bugün bir karar verdi ve kararda 450 FETÖ'den ihraç edilen hakim ve savcının işlerine, görevlerine iade kararı verdi. Mısır dönüşü Erdoğan'a bu soru soruldu. Bu dedi kabul edilebilir bir tarafı olamaz bunun dedi. Ve önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi'nden sonra Danıştay'la da ilgili farklı açıklamaların gelebileceğini düşünebiliriz. Bu arada Ali Demir eski ÖSYM Başkanı FETÖ'den beraat etti. Evlilik kredisi 150 bin TL bugün başladı. 30 yaşını geçirmemeniz gerekiyor. Çiftlerin toplam kazancı 40 bin TL'nin altında kalması gerekiyor. Brüt 2 asgari ücret kadar olması gerekiyor. 2 yıl ödemesiz ardından ödeyeceksiniz tabii ki. 150 bin TL'lik bir evlilik kredisi bu dedik ve bizden sonra sokağın sözü var. Serap Belovacıklı sizlerle yarın biz sizlerin karşısında olacağız. Türkiye'deki ve dünyadaki haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda konuşacağız da. Kendinize iyi bakın. Saygı ve sevgiyle kalın diyorum.